değerli izleyiciler, yine birlikteyiz. Güzel bir gün, güzel bir coğrafya, yeşilin her tonu ama eksiklerin olduğu bir ülkedeyiz. Veya eksiklerimizin olduğu bir ülkedeyiz. Belki bu sağlıkla ilgilidir, belki eğitimle ilgilidir, belki çevreyle ilgilidir. Çok okumadığımızdandır belki de. Yakın zamanda hastanelere yollarım düştü. Anneciğimin sağlık sorunları nedeniyle uzun süre hasta insanları görme durumunda kaldım. Onkoloji servisinde bir yürüdüm. 5-10 yaşındaki çocukların halini gördüm. İşler acısı. Toplum öyle bir dönemeçten geçiyor ki hastanenin dışına çıktığında kendisini pembe bir hayatın içerisinde buluyor. Hastaneye adım attığında da ne kadar karanlık bir ülkede yaşadığını fark ediyor. Endişeleri oluyor, korkuları oluyor. Peki bunları kim yarattı? Tabii ki biz. Bugüne gelene kadar yaptığımız yanlışlar. Anne karnında döllenen bir bebeğin dünyaya doğduğu ana kadarki süreç bile onun annesinin aldığı gıdalarla çocuğun üzerindeki olumsuz etkileriyle dünyaya doğduğu bir gerçeği var. Ve doğduktan sonraki beslenmesi, soluduğu hava, yediği gıdaların tümü ve doğada bizim alışkanlıklarımız olan birçok otun, sebze ve meyvenin bizim üzerimizde bıraktığı olumsuz etkiler. Dahası bunların temelinde eğitimsizlik. Evet, çocuk sağlığı çok önemli diye düşünürsek geleceğimizle ilgili bir adım atmış oluruz ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için bir ışık doğar bizlere. Bugünkü konuğumuz Doktor Nurçin İncirli. Bir kendisini çocuklara adamış bir doktorumuz. Mesleğini seven biri. Acaba bize bu anlattıklarımla ilgili neler söyleyeceğini şimdi birlikte sizlerle paylaşacağız. Nurçin Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Musa Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok şükür. Evet, şundan başlayalım aslında. Hastanelere girip çıkıyorsunuz. Bir yorum yapın bize. Önce kanserle, çünkü bizim en çok etkileyen konu kanser kelimesi son zamanlarda. Nedir vakalar? Yoğunluk nedir? Çocuklarda ne kadardır? Gençlerde ne kadardır? Erişkinlerde nedir durum? Bununla ilgili bir analiz yaparak girsek acaba? Evet, tabii. Şimdi kanser yani bu yüzyılın ve dönemimizin en önemli hastalıklarından biri. Birinci ölüm sebebi kalp, iki kanser. Sadece bizim ülkemizin bir problemi değil, dünyanın bir problemi aslında kanser hastalıkları. Ne oluyor kanserde? Aslında yani kanser nedir? Aslında kanserde olan şey şudur, vücutta aslında gün içinde yüzlerce kanser hücresi üretilir. Ama bizim vücudumuz harika bir dizayna sahiptir ve ne zamanki bir tamir mekanizmamız var ve bu tamir mekanizmasında rol alan hücrelerimiz, zaten savunma hücrelerimiz, bu hücreleri ne yapıyor? Yok ediyor. Yok ediyor. Ama bir şeylere kronik, uzun süreli maruz kaldığımız zaman, işte bunlar nedir? Diyelim ki tarım ilaçları, işte sigara, alkol ya da sizin ilgilendiğiniz bu aflatoksin gibi dediğimiz toksinler, çevre kirliliği. Ama bunu şöyle düşünün Mustafa Bey. Yani insanoğlunun maruz kaldığı bu kansere sebep olan şeyler, işte elektromanyetik alanlardan tutun da birçok şey neye sebep oluyor? Bu vücudun tamir mekanizması ne yapıyor? Aşıyor. Ve en sonunda o kişinin genetik yapısına göre ve mevcut vücudundaki bünyesine göre, sağlık durumuna göre ne yapıyor tabii ki? Kansere sebep olabiliyor. Bu maruz kaldığımız şeylerin miktarı çok arttığı için ne oldu? Bu hastalıkların sıklığı arttı. En baştan ne oldu? Son 50 yılda dünyada insanoğlu hiç beslenmediği kadar çok kötü besleniyor şu anda.
Yani fast food beslenme tarzı, işte pratik, hızlı. Çünkü bir hızdayız ve ona erişmeye çalışıyoruz ama bu sebeple çok hızlı tüketmemiz lazım. Ne yaptık? Biz hayatı hızlandırdık zaten. İşte bunlar sonra işte biz bu tarlada verimi artırmaya çalışıyoruz ama verimi artırırken tarım ilaçlarını kullanıyoruz ama kurallara uymuyoruz. Uymadığımız için yediğimiz besin ne oluyor? Zehir oluyor. Ondan sonra sigara, işte alkol tüketimi, bu tarz bir sürü kansere sebep olabilecek ne var? Faktörler var. Ama çocuk bu konuda en dezavantajlı. Neden? Çünkü çocuk erişkinin bir küçük modeli değildir. Çocuk büyüme ve gelişmekte olan bir canlıdır. Ve ne yazık ki ilk 3-4 yaşta bu tamir mekanizmaları daha olgunlaşmamıştır. O yüzden bu tarz faktörlere nedir? Çok daha duyarlıdır. O yüzden çocuklarımızı bu konuda korumak ve kollamak, yani sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir besin, kanser ve birçok kronik hastalıklarda ne olacak? Önleyici olacak. O yüzden bizim tedbir almamızı gerektirecek önlemleri ortaya koymaktan başka şansımız yok Mustafa Bey. O yüzden kanser tabii ki sıklık tüm dünyada olduğu için kendi ülkemizde de arttı. Çünkü bizde olması gereken şu, temiz bir çevre için, temiz gıdalar için ne yapmamız lazım? Bu ortamları oluşturmamız lazım ve bunlar için mücadele etmemiz lazım. Çünkü çocuklarımız, sabilerimiz bizden çok daha ne? Duyarlı. Evet. Yani onlarda oluşan bir olumsuzluk bizden çok daha ne? Etkili. Onlardaki olumsuzluk ve onları çok daha olumsuz etkiliyor. Evet. Bu yüzden çocuklara yönelik yapılacak koruyucu hekimlik diyoruz biz buna işte. Koruyucu hekimlik çok önemlidir. Yani insanlara nasıl besleneceklerini, nasıl bir çevre oluşturacaklarını, hastalıklardan nasıl korunacaklarını anlattığımız o bölümler, koruyucu hekimler, polikliniklerde yaptığımız, bu bizim için nedir? Çok önemlidir. İnsanların hayatını kurtarmada çok önemlidir. Ama koruyucu hekimliği. Ebeveynlere de burada çok büyük bir görev düşüyor. Tabii. Ebeveynlere görev düşüyor. Tabii ki, çünkü çocuklardan sorumlu olan ebeveynlerdir. Bu yüzden bilinçli olmak çok önemlidir. Yani çorbayı bizim kendimiz yapmamız lazım Mustafa Bey. Hazır çorba almamamız lazım. Yani evde yemeğimizi kendimizin pişirmemiz lazım. İfade edebildim mi? Yani sağlıklı besinin camda bekletilmesi gerektiğini, cam malzemeler kullanmamız gerektiğini herkes biliyor. O yüzden bu kuralları ne yapmamız lazım? Koymamız lazım. Yani kurallar varsa sağlık gelir. Yani nasıl ki her yerde kurallar var. Yani bu örneğin bu medya kuruluşunda kuralları var değil mi? Kurallara uyduğunuz sürece bir maaş alırsınız ve geçinirsiniz, gidersiniz. Aynı şekilde bizim de kurallar var ve o kurallara uymamız lazım. İşte sağlıklı yaşamda da, ki sağlıklı yaşam ne demek? Yani ruhsal, fiziksel ve zihinsel olarak tam iyilik halidir. Bunu biz oluşturmak istersek kuralları ortaya koymamız lazım. Bütün mesele kurallar. Yani kuralları ortaya koyacağız. Yani ben bir bayan olarak demek ki mutfağıma cam malzemeler kullanacağım. Yani cam malzemeleri kullanmam lazım değil mi? Tabii. Restoranlara gitmekten kaçınacağım. Tabii ki restoran var ama yani hep o tarz fast food ve restoran tarzı bir kültür oluşturmamam lazım. Biz bunları hep bozduk Mustafa Bey. Sabah çıktı bir mısır gevrekleri. Kendi Kıbrıs Türk mutfağımızın bir kültürü var bizim. Bizim bir gabiramız var. Yumurtamız var, kendi reçel balımız var. Yani biz kendimizi kaybettiğimiz için biz kaybediyoruz. Bizim kendimize ve kendi kültürümüze, bizim kültürümüz çok sağlıklı aslında Mustafa evet, Bey. Evet, evet. Yani tabii Akdeniz kültürü, mutfağımız da çok sağlıklı. Yemeklerimiz de zaten zeytinyağı yemekleri ağırlıklı olarak. Tamam kebabımız da var ama ona uygun şartlarda yaptığımız zaman önemli olan bunları sağlıklı hale getirip kurallar koymak. Ve o kurallara rivayet etmek. Bu kadar basit aslında. Mısır gevreği dediniz. Evet. Gedeoğlu Mısır'dan elde edilen gevreğin sonuçları. Gedeoğlu ya da o mısır gevrekleri, mısır şurubu var içinde. İnsüline göre çok daha hızlı kan şekerini yükseltiyor ve zaten yediğiniz zaman Mustafa Bey dikkat edin göresiniz. Yediğiniz zaman zaten yarım saat 40 dakika içinde yine acıkırsınız. Sizi tok da tutmaz. Halbuki orada iki tane köy yumurtasını haşlayıp yeseniz saat 2'ye kadar acıkmazsınız. O yüzden burada nedir önemli olan? Sağlıklı bir çevre ve sofra oluşturmak. Ve bunları da çocuklarımıza ne yapmak? Hayatlarında onlara dizayn etmek bunu. Yani bütün görevimiz bu. Meselemiz de bu. İki tane köy yumurtası dediniz. Tabii. Evet. Bir dilim hellim. Nor. Bir de çörek yanında. Tabii ki.
Domatesli salatalığı dışarı çıkardık. Bahçede yetişen maruldan, kerevizden birer sap kestik. Tabii ki, evet. Böyle bir kahvaltı hazırladık kendimize. Tabii ki, en sağlıklısı. Ama köydeki hellimin içerisinde, pardon. Yanlışlık var, özür dilerim. Kızım aradı, vakitsiz aradı. Ben de şoklar yaşadım. Allah verir bir şey. Özür dilerim. Şimdi işte aflatoksinli bir gıdayı yedirdiğimiz bir hayvandan aldığımız sütten yaptığımız hellim. Evet. Aflatoksinli mısırı, buğdayı veya soyayı yedirdiğimiz tavuktan aldığımız bir yumurta da günün sonunda çocuklarımız, evet, üzerinde, bizim o kadar etkili olmasa da çocuklarımız üzerinde günün sonunda olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Evet. Bunun sonucu ne olur? Yani aflatoksin, işte güzel bir şeyden bahsettik ki, kahvaltıdan ve doğru beslenmeden bahsettik de bunun içerisinde böyle riskler var bu ülkede. Yakın zamanda çığırtkanlık yapan bazı üretici arkadaşlarımız vardır. İşte aflatoksini tamamen yurt dışından getirilen mısıra bağlıyorlar. Bir şekilde vicdan sahibi olmamız gerekir galiba. Aflatoksini yedirdiğin bir hayvanın sütünde de etinde de bir şekilde olumsuz etkiler oluşacak ve insanlığa geçebilecek riskleri var bunun, süt vasıtasıyla, süt ürünleri vasıtasıyla, yoğurtla, hellimle, peynirle. Bu çocuklar üzerinde nasıl bir etki yapar? Boş verin bizi. Çocuklarımızı işleyelim bugün. Bu çocuklar üzerinde aflatoksinli gıdalar nasıl bir etki yaratır? Evet. Şimdi zararlı bir şey sadece çocuklara değil, tüm insanoğlunu, canlı bireyi ne yapar? Olumsuz etkiler. Aflatoksin, tabii aflatoksin nedir öncelikli olarak? Bir mantarların alt metabolitidir aslında. Doğada bulunur ama uygun bir ortam oluştuğu zaman yüksek nem ve sıcaklıkta ne olur? Hemen kendini oluşturur. Tarladan aslında sofraya kadar yediğimiz gıdaların ne olması lazım Mustafa Bey? Güvenli olması lazım. Burada ne gelir aklımıza? İlk yapılması gereken nedir? Gıda güvenliği yasasıdır. Gıda yasasıdır. Bir gıda yasamız olsa bizim aslında bu dediğimiz şeylerin hiçbirini biz ne yapmayacağız aslında? Konuşmayacağız. Gelelim aflatoksine. Aflatoksin tabii ki yemler, hayvan yemleri, ondan sonra kuru yemişler, baharatlar, kırmızı biber, süt, süt ürünleri, bu hayvanların aldığı yemlerden aflatoksin yine onların ürünleriyle bize geçer. Bunun kansere sebep olduğu zaten birinci bir A grubundadır. Kanserojen olduğu kabul edilmiştir zaten çalışmalarda. Yani bir daha iki zaten. Ayrı zamanda teratojen, yani çocuk gelişim anomalileri de yapabilir. Hamile bir insanda mutajene, kansere etkili, evet, sebep olabilir. Akut dönemde ya da uzun dönemde karaciğer kanserine, akut nekroza sebep olabilir. Tabii ki bu bizi olumsuz etkiler. Bizim peki yapmamız gereken ne? Bu ürünleri veya yemleri uygun şartlarda ve sağlıklı şartlarda ne yapmak? Depolamak. Tarlada ona göre önlem almak. İşte bunu da hepsini de zaten düzenleyecek olan şey nedir? Gıda yasasıdır. Gıda yasasının içindeki düzlükte zaten bu gıdaların nasıl üretileceği, nasıl depolanacağı, nasıl saklanacağı ta bizim önümüze gelene kadar. Yani sofradan, topraktan ta ki masamızda, tabağımızda yemek olana kadar gelene kadar tüm süreçlerde zaten gıda yasasında vardır bu. Yani gıda yasasının içinde düzlüklerinde vardır. Yani gıdanın bize ulaşana kadar o güvenli geçişi. O yüzden bu yasaları yapmadan biz Mustafa Bey yol alamayız. Bu yasaları yapmamız lazım önce. Eğitime çok önem veren birisiniz ve aklıma şöyle bir şey geldi. Bizim tüccarımızın içerisinde de, tümüyle ilgili değil bu yorumum, tüccarımızın içerisinde de aflatoksinli kuru yemişi pazarlamaya çalışan var. Evet. Bizim hayvancımızın içerisinde de aflatoksinli sütünü pazarlamaya çalışan var veya mamulünü pazarlamaya çalışan var. Evet. Veya aflatoksinli yemi yedirdiği hayvanın etini pazarlamaya çalışanlar var. Biz burada bu insanları artık eğitemeyiz. Bu insanlar birazcık vicdandan uzak hareket ediyorlar. Böyle bir gerçeği var, hı hı, bu toplumun. Peki biz çocuklar üzerinde bir eğitim sistemi geliştirsek ve çocukları ilkokul çağında aflatoksinin ne olduğu konusunda aydınlatsak veya kanserojen etkilerin ne olduğu konusunda aydınlatsak veya müfredata bu tür şeyleri taşısak nasıl olur? Faydalı olur mu? Olur tabii ki ama sadece kanserde aflatoksin yoktur. Tabii şu anda gündemimizde olduğu, evet, için bu böyle ama yani sağlıklı gıda nedir? Tabii ki bir sağlık dersi ki
bazı okullarda da bu şeyler, konular fen bilgisi dersinin içinde tartışılıyor ama belki daha geniş çapta bu konular yerleştirilebilir. Ama burada en önemli şey bize düşüyor Mustafa Bey, erişkinlere ve meclise yasayı yapmak, yasayı uygulamak. Bunun ödülü de olacak, cezai yaptırımları da olacak. Bu yasayı bizim yapmamız lazım. Bir daha iki. Yani tabii ki eğitim önemli, çocuğa eğitmek önemli ama sizin önce ya bir yasanız olacak. Yani kim hangi ürünü ne şartlarda saklıyor, uyması gereken kurallar neler, nasıl depoluyor, o hayvanları nasıl besliyor, ürünü tarladan nasıl topluyor, içinde aflatoksin bakıldı mı, analizi yapıldı mı? İşte bunlar hep yasanın içinde olan şeyler. Yani yasayla bunlar halledilebilecek şeyler. Yani bunlar bizim kişi bazında bir iki kişinin toplanıp da yapabileceğimiz bir şey değil. Ama nedir? Halkı bu konuda mutlaka bilinçlendirmek lazım. Ve bu konuda o yasayı yapmaya yönelik de sivil toplum örgütlerini harekete geçirmek lazım mutlaka. Ve bu konuda çalışmalar yapmak lazım. Yani o yasayı yapıp mutlaka yol almak gerekiyor. Yani yasanın yapılması lazım mutlaka. Evet. Güvenlik gıda çok önemli. Yani biz insanlara sağlıklı beslenin diyoruz da önce sağlıklı gıda lazım. O yüzden o sağlıklı gıda nedir? Önce onu konuşmak lazım. Bunu tanımlamak lazım. Yani bir insana yediği zaman zarar vermeyecek, bakteriyolojik, kimyasal ve toksikolojik olarak da temiz olan gıdadır besinler. Ama şu anda artık kendi bahçemizde bir şeyler mi yetiştirmek zorunda şimdi bakın, bu sadece bizde değil, dünyada da çok büyük bir sıkıntı. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor Mustafa Bey. Şu anda yediğimiz sebzeler, meyveler bile 200 yıl öncenin sebze ve meyvelerinin besin değerini bile taşımıyor. %1'ini. Kaybettik. Sebep? Sebep çünkü biz bu yeni sanayi devrimiyle ve bu tarım yeni yüzyıl ile ne yaptık? Biz tarım ilaçlarını koyduk, hormonlar kullandık, kibrit özelliğini taşıdık, GDO'yu taşıdık. GDO'lar koyduk. O yüzden ne yaptık? Asıl bize yararlı olan o vahşi doğa bitkilerini kaybettik. Ama o vahşi doğa bitkileriydi bizim için çok önemli olan. Vahşi doğa mersini denir mesela. Çok yararlı. İfade edebildim mi? Yani biz bitkileri, sebzeleri, meyveyi yani total olarak özelliklerini kaybettirdik yaptırdığımız şeylerle. Yani insanoğlu buna sebep oldu aslında. Gerçeğinden uzaklaştırdık, suni tabii hale getirdik onları. Sahte hale geldi, zararlı hale geldi. O yüzden Avrupa günde bir avuç vitamin alıyor. Antibiyotik kullanmıyor lüzumsuz halde bizim gibi. Ama günde bir avuç vitamin alıyor. Omega 3 alıyor, D vitamini alıyor, magnezyum alıyor. Neden? Çünkü biliyor ki yediği besinlerde bir şey bulamayacak. Gerçekten de böyle. O bilinçli. Ben bir hekim olarak da ben kendim de günde 6-7 tane besin ve mineral kullanıyorum. Yani dışarıdan alıyorum, takviye olarak alıyorum. Yani çünkü bunun besinlerle, yani şöyle bir şey yok artık. Folik asit almak için örneğin bulgurda çok var. Bir tabak bulgur yiyeyim. Öyle bir şey yok artık. Tamam yesen bir tabak sağlıklı bulguru ama yani bil ki şu andaki besinlerle o asıl alman gereken o Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü besin ve minerallere şu andaki besinlerle ulaşman mümkün değil. O yüzden mümkün mutlaka değil. Tabii ki bulguru kendi yerken bile acaba sağlıklı mı gibi soru işareti oluşur insanlar. Yani her durumda biz sağlıklı olanı tercih edeceğiz. Olabildiğince güvendiğimiz yerlerden alışveriş yapacağız ama bu takviyelere de mutlaka ki ihtiyacımız var. Sağlıklı bir insanın bile ihtiyacı var şu anda. Gıdalar çocuklar üzerinde bu kadar olumsuz etkileri olan sebepler. Bir de şu var. Biz çocuklarımızı çocuk yaşta eğitim yarışının içerisine sokuyoruz. Ağır bir stres ve sorumluluk yüklüyoruz çocuklara. Yani oyun yaşında bir çocuğun gece gündüz ders çalışması, evet, problem çözmesi çocuk üzerinde nasıl bir etki yaratır? Tabii yani bunun için işte eğitimde bir strateji gerekli. O stratejiyi oluşturmak çok önemli. Tabii ki çocuk demek oyun demektir Mustafa Bey. Yani iki eş anlamlı gibi. Faydalı ve yararlı gibi. Faydalı demek yararlı demek değil mi? Evet. Çocuk demek oyun demektir. Ve bu uluslararası örgütler, pediatri örgütleri ve gelişim örgütleri der ki 6-7 yaşına kadar bir çocuk günün büyük bir kısmını oyunla geçirmelidir. Neden? Sağlıklı gelişimi için. Bu yüzden zaten fark ederseniz biz çocuklara ders var, bak ödev yap, şunu yap dediğimiz anda doğal olarak neyle karşılaşıyoruz? Hayır anne,
ben yapmak istemiyorum. Yani mesela benim oğlum bile bunu bana diyor yani. Ki bizim o kadar ağır değil şeylerimiz hafta içi. Yani ben oynamak istiyorum. Ben oyun oynamalıyım. Şimdi oynamazsam ne zaman oynayacağım? Şimdi böyle bir topluluk da var karşımızda. Çocuklar çok daha akıllı ve çok daha akıllıca cümleler kuruyorlar. Yani indigocuklar. Tabii. Yani ben şimdi oynamazsam ne zaman oynayacağım? Evet. Bu soruyu cevaplamamız lazım. Şimdi oynamazsa bu çocuklar ne zaman oynayacak? 20 yaşında geldiğinde top mu koşturacak dışarıda? O yüzden eğitim sistemimizi de mutlaka ne yapmak lazım? Ona göre dizayn etmek lazım. Yani başarı sadece kolej mi? Değil. Başarı bir insanın hastayken verdiği mücadele, iyileşmek için verdiği mücadele de başarıdır. Bir insanın evde, bir babanın dışarı çıkıp çalışması, eve ekmek getirmesi de bir başarıdır. Değil mi? Bir kadının evde, mutfakta yemek yapıp sofraya bir sofra oluşturması, yemek yapması da bir başarıdır. Evet, o çocuğun sınavda ders notunu çalışarak yükseltmesi de bir başarıdır. Ama başarı sadece eğitimde başarı değil. Bir insan bütün bulunduğu fotoğraflarda başarılı olmalıdır. İlişkilerinde başarılı olmalıdır, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde başarılı olmalıdır, sosyal ortamda başarılı olmalıdır, değil mi? Problem çözmede, yani sosyal hayatta, her yerde başarılı olmalıdır. Başarılı budur. Şu andaki şeye baktığımız zaman sanki biz başarıyı, ama aileler de öyle, çok hırslı. Sanki benim çocuğum hep 10 aldı. Tabii, şimdi 10 alması, tamam mı? Yani şimdi adam bitirdi ilkokulu birincilikle, ortaokulu birincilikle, lise tamam, üniversite 10 numara, mühendis. X kurumda işte müdür oldu, CEO'su oldu, altında son model bir araba var. Çok lüks, çok güzel bir yaşamı var. Ama eve gidiyor, karısını tokat tokat vurup haraplıyor. Şimdi bu başarı mı? Eğer sizin bakış açınızdan bakarsak başarı. Ama ben başarılı görmüyorum o insanı. Ya da çocuğunu hırpalıyor. İstismar ediyor, ihmal ediyor. Dışlıyor. Sevmiyor, evet. Bütün işi para olmuş. Bu mu başarı? Ama çok başarılı. Ama en yüksek takdir belgelerine sahip. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Bu mu başarı yani? Duvar belge dolu. Duvar belge dolu. Ama davranışa geldiğimizde karısını hırpalıyor, çocuğunu hırpalıyor. Kadınlara davranmayı bilmiyor. Bu başarı mı? O yüzden başarı kavramını bir daha ortaya koymamız lazım. Mustafa Bey, başarı ne? Çok önemli. Biz kavramları kaybettik çünkü. Başarı ne? Bizim CEO çok sağlıklı yetişmemiş aslında. Yani, çok önemli bir konu. O yüzden değilim. Bulunduğumuz ortamlardaki tutunduğumuz davranışlar çok önemli. Yani başarı, ama her yerde bulunduğun fotoğrafta yaptığın işe hakkını vermek çok önemli. Yani anneliğini de yapabilmek, işteyken işine de hakkını verebilmek, değil mi? Çocuğuna, ebeveynine hakkını verebilmek, ama arkadaşlarınla da güzel bir ortam. Yani bu nasıldır? İşte bir adam düşünün. Evet, işine gidiyor, güzel bir de maaşı var, ortalama bir de arabası var. İşte evine para da getirebiliyor, işte çocuklarına da bakabiliyor. İşte karısı da çalışıyor, mutlu mesut geçiniyorlar. İşte arada bir restoranta da gidebiliyorlar, tatile de gidebiliyorlar. Problemler olabiliyor ama problemlere rağmen o problemleri çevirebiliyorlar, problemlere çözüm bulabiliyorlar. İyi günde de kötü günde de birlikte ve mücadele ediyorlar. Bu 10 numara aile Mustafa Bey. Tamam? Sağlıklı yetişmiş bir aile. Ama siz bir şeyde en diye giderseniz, en diye isterseniz, başka tarafta en fakir olacaksınız demektir. Evet. Çünkü siz en çok ama parayı... Ama parasal açıdan değil tabii, siz bahsettiğiniz en çok konu. Parayı isterseniz, evet. O zaman siz en çok paraya gitmek için bütün enerjinizi işe harcayacaksınız. O zaman aileden ve sağlıktan kaybedeceksiniz demektir. O yüzden en değil hedeflerimiz, ortalama olmalı hedeflerimiz. Evet. Yani önemli olan ben dünüme göre daha iyi oluyor muyum? Yani dünüme göre daha iyi miyim ilişkilerimde? Dünüme göre daha iyi miyim işimde? Çocuğumla olan ilişkimde, arkadaşlarımla olan ilişkimde? Yani önemli olan insanın dününe göre ne olmasıdır? Daha iyi olmasıdır. Aslında bu anlattıklarınız şey, çocuğun temel eğitiminde, evet, alabileceği en değerli doğrular. Evet. Tabii yani doğrular ve insanlara da bunları anlatmamız lazım. Yani evet. Önce anne babalara, yani başarı nedir? Kolej değildir başarı. Değildir başarı kolej. Evet.
Değildir. Hiç değildir kolaj. Evet, yine çocuklarımız kimyasal ilaçların en çok kullanılacağı bir dönem tahıl alanları. Geçen gün işledik konuğumla bunu. O bir uyarı yaptı bir mühendis olarak. Çok tehlikeli dedi. Birçok pestisit kullanılıyor şu anda tarım alanlarında. Biz aldık çocuklarımızı, çıktık doğaya bayram. Böyle bir de mangal yakılıp yeşil bir ortamda. 50 metre, 100 metre uzaklıkta da ilaçlanmış tarım alanları. Evet. Otomuzu da topladık bir güzel. Soluduk da o havayı ailece. Ben bir babayım. Yetişkin bir bireyim. Evet. Aynı ortamda çocuğumla o pestisitleri soludum. Veya o pestisitli otlardan bilmeyerek topladım. Ve akşama da hanım bir ot yemeği yaptı. Evet. Benim aldığım etkiyle çocuğumun aldığı olumsuz etki nedir diye bir soru sorsam nasıl cevaplarsınız? Tabii onu etkileyen şey çok daha olumsuzdur. Çünkü o küçük bir bireydir. O büyüme gelişmektedir. O yüzden bizim oturmuş bir yapımız var. Tamam biz de etkileniriz ama onun bizden etkilenmesi nedir? Çok daha olumsuzdur. O yüzden zaten hastalıkları bu kadar çok görüyoruz. Eskiden bu kadar çok sadece kanser değil hastalıklara da baktığımız zaman bu kadar çok üst solunum yolu enfeksiyonu bu kadar çok hastalık var mıydı? Tamam nüfusumuz evet arttı ama hastalıklar da miktar olarak çok arttı. Çünkü yaşam koşullarımız da ne oldu? Da çok daha sağlıksız yaşam koşullarımız. Tabii ki olumsuz etkiler. Şimdi orada tamam tarım ilacı kullanılacak ama her şeyin bir işte neyi var? Yöntemi var. Bir miktarı var. Denetimi var. İşte bunun bir yasası var zaten. Değil mi? Sizin bir kurulumuz var. Tarım Bakanlığınız var. Sağlık Bakanlığınız var. Denetlemeleri var. O tarım ilaçlarının bir limiti var. O limit altında olması lazım. Zaten yasalar var. Önemli olan bunları uygulamak. Ve tabii ki şu anda olması gereken şey gıda yasasında bir an önce halledilmesi. Ve bu denetimlerin de çok daha sık bir şekilde, çok daha yapılıyordur zaten. Zaten paylaşıyor da Tarım Bakanlığı bunları. Bunların ne yapması lazım? Mutlaka halkla da paylaşılması lazım. Ama halkın aynı zamanda ne yapması lazım? Bilinçlendirilmesi de lazım. Yani şimdi şu da yanlış yani. Tarım ilacı tamam da yani şimdi hangisi ama? Şimdi siz o üreticiyi de ne yapacaksınız? Eğiteceksiniz. Yani tukaka demek de doğru değil. Önemli olan o insanları kazanmak. Yani niçin o adam doğruyu öğrenmesin? Neden orada bir ziraat mühendisi olmasın? Neden ona orada bir denetleyen olmasın? Ve neden bizim masamıza güvenli olan şey gelmesin? Yani bunlar ne yapabilir? Hepsi de oluşturulabilir. İlgili makamlar tarafından. İstersek değil yapabiliriz. Tabii ki. Ama bizim de bilinçli bir topluluk olmamız lazım. Evet. Biz de bilinçli bir halk değiliz. Değiliz yani. Çünkü istediğimiz şeyler hep belli şeylerdir. Yani. Bilinçli halkla. Tabii yani işte beni katrola, kızımı işe al, dayımın çocuğu şöyledir, şunu yap, bunu yap, şunu yap. Bakın hep biz hep bunları talep ettik değil mi? Bencilce yani. Sadece kendimizi düşündük değil mi? Bu çok önemli. Şimdi biz... Galiba bizim en büyük sorunumuz biz, ben sorumluyum. Bizden oy isteyenlerden bir hastane talep ettik mi? Bölgemize iyi bir hastane talep ettik mi? Hayır. Biz... bizim tamam oy vereceği size de siz bu gıda yasasını çıkaracak mısınız? Bir ara vermemiz gerekecek. Tamam. Aradan sonra yine birlikteyiz.